Evet, tekrardan merhabalar. Kollaç dizisi sorusunu çözmüştük bir ara. Bunun değişik bir algoritma kullandığım da aradaki farkı göstermek bağında. Yalnız bu konu bir multithread aslında. Multithread olduğu için esas onu anlatmam gerekiyor da en az belli bir sorunu çözme için multithread'in kullanabiliriz diye. Ya da kullanabilir miyiz? Her soruda oluyor mu olmuyor mu babında. Şimdi ben Kollaç dizisini çözdüğüm bir video vardı. O soruda mesela şu algoritmayı kullanmıştım. Orada detaylı bakabilirsiniz. Bu algoritma 153 milisaniyede mesela işlemlerini bitiriyor. 1 milyondan küçük bütün sayıların zincir sayısını buluyor. Bizim bu algoritmamız ki onu anlatmıştım gibi. Bu algoritmayı biraz daha geliştirip yeni bir algoritma kurdum. O algoritma da gördüğünüz gibi 61 milisaniyede çözüyor. Neredeyse 3 katı civarında bir sürede çözüyor. Ama ben işte 2 gündür hani bunu multithread olarak nasıl tasarlayabilirim diye bakıyorum. Fakat olmuyor. Multithread çok daha fazla zaman alıyor. Tabii burada esas olay şuydu. Hani neden bu kadar zaman alıyor ve bunu düzeltebilme şansım var mı gibisinden. İsterseniz onu da gelelim. Burada tekrar baştan yazalım. Bu da bizim multithreads örneğimiz. Multithread örneğinde ise süre bayağı fazla oluyor. Artı şöyle biraz düzenleme yapmam lazım. Şöyle ki burada bir tane handles oluşturuyorum. Bu handles her bir multithread'i bir thread açıyoruz ya biz burada. Bu threadlerin her birini biz bir diziye ekleyeceğiz. Daha sonra bu dizideki bütün threadleri join yapacağız. Join yapmamızın sebebi thread konusunun başında da anlatmıştım. Her bir thread işte kendi başına çalışır. Ana proses yani bizim programımızın çalıştığı proses ise bunlardan ayrı çalışır. Dolayısıyla proses bittiğinde stresler bitmese bile bizim programımız kapanıyor. Haliyle biz gerçek sonuçları göremeyebiliriz. O yüzden biz bütün stresleri join yapmalıyız ki sonucu elde edebilirim. Şimdi buraya geliyorum. Handles push diyorum. Her bir thread'si bakın şunu bir nevi diziye eleman olarak ekliyorum. Bir nevi değil, bayağı ekliyorum. Daha sonra geliyorum. For h in handles diyorum. H join diyorum ki maksat bizim ana prosesimiz kendisi bitmeden threadsler pardon. Bizim threadsler bitmeden proses yani ana main programımız onun threads'i bitebilir. Biz join diyerek buna engel oluyoruz ki maksat bitmesin. Şimdi gelelim burada bir de bunun için geçen sürenin ne kadar olduğunu görmeye. Tabi burada yine bir tane T oluşturmak lazım. T burada başlasın. Bakalım kaç saniyede? Milisaniyede bitiriyor. Bakın her ikisi bitti ama multithread bitmiyor. Uzun sürecek gibi. Tabii çalışırsa ki çalışmaz. Bunun da sebebi açıklamak gerekirse bir miktar burada ben RV lock kullandım. Çünkü dedim ki buradaki clone şöyle düşünün. Benim en baştaki algoritmamın yöntemi şu. Diyelim ki 3'ün zincir sayısını buluyorsun. 3 nedir? İşte tek sayıdır. 3 katının bir fazlası 10. 10 nedir? Çift sayıdır. Ama ben ona bir bakıyorum. Acaba diyorum ben daha önce onun zincir sayısını buldum mu, bulmadım mı? Eğer onun zincir sayısını bulduysam işte burada zincir sayısını o ana kadar geçen zincir sayısını onun zincir sayısıyla topluyorum. Ve daha sonra artık bu hangi sayıysa mesela örnek olarak 3 demiştik. İşte B'nin 3. elemanı daha doğrusu 3-1 olması lazım burada. B'nin 3. elemanı diyorum ki ne olsun zincir sayısına eşit olsun. Böylece ben bütün zincir sayılarını bulmuş oluyorum. Çalıştıralım.
Evet. Şimdi burada ise biraz daha farklı bir algoritma kullandım. İkinci algoritmada ise mesela ben 3'ün zincirlerini bulurken 3'ün, 10'un, 5'in, 16'nın işte 8'in, 4'ün, 2'nin, 1'in de aslında zincir sayılarını buluyorum. Ve ben eğer bir tane zincir bulabilirsem o zincirdeki bütün sayıların zincir sayısını da bulmuş olurum. Burada yaptığım yöntem ise bu. Yani bir zinciri buldun, o aradaki bütün sayıların zincirlerini de bulmuş olursun. O zaman onları da ekle. O zaman onları da kontrol et. Böyle böyle daha hızlı bir şekilde aslında zincir sayılarını bulmuş oluyorum. Bu daha efektif tabii bir algoritma. Ki gördüğünüz gibi arada da baya bir fark var. Ama üçüncü algoritmada şimdi biz 1 milyondan küçük sayıların zincir sayılarını buluyoruz. Haliyle ben mesela bu algoritmalarda ne yapıyorum? Bir tane dizide işte hangi sayının kaç zinciri var? Ben bunu V ile tutuyorum mesela. V zincirinde, V vektöründe tutuyorum. Ama multithread yaptığımız zaman biz mümkün mertebe çok fazla thread açmıyoruz. Eğer gerekli değilse, çok gerekli durum yoksa. Haliyle ben 4 tane thread açıyorum burada. Bu işte threadslerde de şöyle bir range elemanları ekledim buraya. 4 elemanlı dikkat ederseniz her bir elemanı da range sınırları olan bir veri türü bu arada range. Iteration'a da uyumlu implemente edilmiş. Ben geldim bu range'in her bir elemanı için bu vektörün her bir elemanı için bir threads açtım. Fakat threads açarken ben her defasında bazı yerlerde sadece okuma yapıyorum. Mesela bakın burada demişim ki daha threads açmadan evvel bu arada arc clone v diyorum. Bu arc'ı klonluyorum. Arc'ı klonladıktan sonra geliyorum nerede bana lazımsa ki burada lazım. Geliyorum diyorum ki thread'in içerisinde bu arada. Diyorum ki sen bunu okuma olarak kilitle. Okuma olarak kilitlediğimiz zaman RevLock'ta bu aynı anda bir sürü thread okuma hakkına sahip olabilir. Yalnız ben sadece bu thread'te okuma yapmıyorum. Ayrıca ne yapıyorum? Bir de yazma işlemini gerçekleştiriyorum. Diyelim ki bir sayının ben zincir sayısını bulduysam benim vektöre V dizisine bunu belirtmem lazım. Bu da tabii neyi icap ediyor? İşte yazma hakkını icap ediyor. Yazma hakkı olduğu anda o sırada hiçbir threads ne okuma ne de yazma hakkına sahip olamaz. Eğer bir tane threads bunun yazma hakkını ele geçirmişse. Tabii burada programın çalışmamasının bir sebebi de burada ben write ile yeniden bir lock işlemi gerçekleştiriyorum ya. Read'in işlemi aslında bitiyor. Artık ben bir read işlemi gerçekleştirmiyorum. STD drop STD mem drop. Mem drop herhangi bir değişkeni bellekten silmek için kullandığımız bir yöntem. Geliyorum buraya ne yapıyorum? Ve read değişkenini used out of value dedi. Burada bunu kullanamıyoruz. Bunu nasıl yapıyorduk? Re klonu mu durduruyoruz? Dedi mi? Burada ben ne kullanıyorum? E klon. Da olmuyor. Bunu nasıl kullanmıştık? Ben bunu kullanmıştım ama. Burada aslında memdrop'ı her defasında for döngüsünün içerisinde kullanıyorum ya. Şimdi ben burada read'i durdurduğum anda ne oluyor? Ayrıca tekrar for döngüsü başa döndüğü anda tekrar read'i ele geçirmeye çalışıyor. Yani onu tekrar okumaya çalışıyor ama ben durdurmuş oluyorum. O yüzden burada maalesef zaten read'i drop bile edemiyorum. Read'i drop edemediğim için write şeyi alamıyor, ele geçiremiyor. Çünkü demiştik ya eğer bir tane write yani yazma hakkına sahip olan bir şey ortaya çıkarsa diğerlerinin devre dışı kalması lazım. Ama biz
Read'i drop edemediğimiz için, yani silemediğimiz için ne oluyor? Write hiçbir zaman devreye giremiyor. O yüzden zaten burada donma gerçekleşiyor. Ama maalesef bu burada bu çalışmıyor. Çünkü read'i ben her defasında burada okumak zorundayım. Aslında. Her defasında okumak zorunda olduğum için read'i maalesef drop edemiyorum. Read'i drop edemediğim için write devreye girmiyor. Sonsuz bir döngü oluşmuş. Daha doğrusu işlem gerçekleşiyor. Buradaki write bunu bekliyor. Bu da bunu bekliyor. Biz buna da ne diyoruz? Deadlock dedikleri şey burada gerçekleşiyor. Yani bu drop edilemiyor. Çünkü şu anda kullanımda. Öte yandan bu da write ise bunun drop edilmesini bekliyor. Bu da drop edilmediği için write bir türlü devreye giremiyor. Zaten bu yüzden aslında performansı düşük olmuştu. Ben trace konusunda aslında burada bunu uyarlamamıştım. Şu algoritmayı uyarlamıştım. Burada yapabiliyorum o algoritmayı ama yine de çok fazla vakit alıyor. Neden vakit aldığını da söyleyeyim. Her defasında bu write işlemi gerçekleştiği anda bizim bu trace'lerde context switch dediğimiz bir olay var. Hepsi birbirini beklediği için o onu bekliyor, o onu bekliyor. Her defasında kontekstler trace'ler arasında paylaştırılıyor. Paylaştırıldığı için de bayağı bir zaman alıyordu. Şöyle söyleyeyim. Biz burada mesela 82 milisaniye bulmuştuk ya. Bu multithread yaptığım anda 82 değil, pardon, 274'tü mesela. 2000'lere çıktı. 3000'lere, yani saniye sürmeye başladı. Yani çok da efektif olmadı. O yüzden hani en başta söylediğim gibi multithread her zaman için performans odaklı olmayabilir. Performans elde edebileceğiniz durumlar da olabilir ama olmayacak durumlar da var. Şimdi bizim buradaki multithread bir işe yaramıyor. Bu algoritmada bir işe yaramıyor. Sonsuz döngüye giriyor. Diğer algoritmada işe yarıyor ama performans elde edemiyoruz. O zaman bunun sebebi şu. Trace'ler arasında bir tane veri, ki bu bizim burada kullandığımız vektör, işte hangi sayı kaç zincir oluşturuyor diye elde ettiğimiz, daha doğrusu sakladığımız vektör. Bunlar trace'ler arasında sürekli paylaşılıyor. Bir o okuyor, bir o okuyor, bir o yazıyor, bir o yazıyor. Haliyle sürekli trace'ler aslında çekirdek seviyesinde sürekli işte o onu bekliyor, o onu bekliyor. O duruyor, o çalışıyor. İşte mesela trace'ler beklemeye başladıkları anda aslında orada çekirdek seviyesinde baya bir performans kaybı yaşanıyor. Yani çok fazla birbirlerini beklememeleri lazım. Çünkü mesela düşünün 250 bin defa biz herhangi bir trace'i işte çalıştırdık. Trace çalışmadı. Tekrar başa dönüyor. Tekrar havuza gidiyor. Havuz tekrar onu bekliyor. İşte havuzdan sonra diyelim ki lock işlemi bitti. Bir tane trace işini bitti. Bu defa bizim diğer trace'imiz devreye girmeye çalışıyor. Ama tekrar bakıyor. Bu defa bir başkası ele geçirmiş. Tekrar havuza gönderiliyor. Yani context switch dediğimiz işte o verileri sürekli aslında taşıyor. O veri dediğimiz buradaki aslında neler? Instructions dediğimiz veriler. Buradaki veriler sürekli trace içerisinde çalıştırılıyor. Taşınıyor, gidiyor, geliyor. Bunlar da performansı düşüren şeyler oluyor. O yüzden mümkün mertebe trace konusunda paralellik yapmaya özen gösteriyoruz. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Buna gerek yok. Şöyle bir şey. Bunların hiçbirine gerek yok. Ne yapabilirim? Ben şöyle bir şey yapabilirim. Önce en basit yöntemimizi bir kullanalım. Hepsini silelim. Buradakilerin hepsinin tamamını silelim. Benim en basit yöntemim şu. Her sayının zincirini direkt olarak bulmak. Mesela diğerlerinde hani işte bu sayının zinciri daha önce oluşmuş mu oluşmamış mı diye kontrol ediyorduk ya. Buna girmeyelim. Çünkü buna girdiğimiz anda buradaki V'yi sürekli taşımaktan dolayı multithread'de hata veriyor. Biz o yüzden diyoruz ki hiç buna girişmeyelim. Şöyle yapalım. I, in, 2'den başla ya da 1'den başla ya da 2'den başlasın. Bir düşüneyim. Evet, 2'den başlasın. 1 milyona kadar.
Sonra işte buraya mut iyi diyelim. İyi sürekli değiştireceğiz çünkü. While i büyük bir olduğu müddetçe ne yapsın? If eğer i tek ise yani çift ise i neye eşitlesin? I eşittir. I bölü 2'ye eşitlensin. Buraya da continue diyelim. Eğer tek ise pardon çift ise burası çalışacak. Çalıştığı için ben continue kullandığım için tekrar başa dönüyor. O yüzden buraya else yazmama gerek yok. Çünkü buraya gelebilmesi için, bu satıra gelebilmesi için continue'yu görmemesi lazım. Buraya da geliyorum, diyorum ki i eşittir i çarpı 3 artı 1. Şimdi bu bizim normalde en basit algoritmamız. Ama burada bir tane de let mut zincir diyoruz. Eşittir 0. Her defasında zincir sayısı 1 artsın. Burada ufak tefek hatalar olabilir soruyu bulma konusunda ama genel mantık bu. En sonunda geliyorum. Ne yapıyorum bunu? V'ye atamam gerekiyor. Ha, burada o zaman i'yi de tekrar yapmam lazım. Her evet. Sadece burada mutex kullanmam gerekiyor. Hatta mutex'e bile gerek yok aslında ama nereye yazacağız? Ben V'yi bunun içerisinde kullanırsam bütün diziler birbirinden bağımsız hale gelir. Evet. Let mut V eşittir. Biz herhangi bir diziye atmamıza gerek yok. Bu da 2'den 1 milyona kadar olan bütün sayıların zincir sayısını sorur. Ben burada önce 10'a kadar yapalım bakalım 10'a kadar olan sayıların zincir sayısını tutuyor mu? Zincir diyelim. Bu bir 10 yapalım. 2'den 10'a kadar olan sayıların zincir sayısını bize verecek. Bakalım. 1 1 değil, 7 değil, 8. Burası 2 olacak. 8, burası 3, burası 6, burası 9, burası böyle. Ver bakalım. Evet. 2'nin zincir sayısı 2. 2'den 1'e gidiyor. 3'ün zincir sayısı 8, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. 8 doğru. 4'ün zincir sayısı 4, 2, 1, 3 doğru. 5'in zincir sayısını zaten bulmuştuk. 5, 16, 8, 4, 3, 2, 1. 5, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Evet, 6 da 9 doğru. 7'nin zincir sayısı, yok 7 değil. 6'nın zincir sayısı bu. 3'ün bir fazlası lazım. Evet. Yani doğru. Ama işte burada mesela ne yapmam gerekiyor benim? Multithread yapmam lazım. O yüzden ben geliyorum. Bunun aynısını R ile yaptığım bir tane vardı. O nerede? R olması lazımdı. Neyse, silmişiz. Silmişiz. Hem tekrardan burada şöyle bir yöntem kullanıyorum. Bir tane let R diyorum. Bu range oluşturuyorum. Yani biri 2'den efendime söyleyeyim. Hatta aslında şöyle yapsak. Birinde zincir sayısını bulur. 9'a kadar. Gelin bakalım.
Hiçbir zaman gelmiyor. Yaptığımız birin zincirinin gördüğün tamam. Doğru. 9'a kadar olan sayıların zincirini buldum. Benim niyetim şu. Bu mesela birden 10'a kadar bulduk ya. Ben 4 tane işlemciye diyeceğim ki kardeş sen şunlarınkini bul. V1'i bul. Sen de V2'yi bul. Sen de V3'ü bul. Sen de V4'ü bul. Yani 2'den 250 bine kadar olanlarını biri, 250 binden 500 bine kadar olanlarını biri, işte 500 binden 750 bine, 750 binden 1 milyona kadar olan bütün sayıları her birini ben threadsler arasında paylaştırıyorum. Etre diyorum. Batch. Burada burası biraz garip gelebilir size ama for döngüsünde mesela bizim burada kullandığımız yapı aslında bir range veri türü oluşturuyor. Aynısını ben burada da kullanabilirim. İşte birden 250 bine kadar. İşte ikinci eleman ise 250 binden 500 bine kadar. İşte 500 binden 750 bine kadar. 750 binden bunu biraz daha düzenleyebiliriz ama şu an en iyisi en basit yapması bu benim için tabi. Şimdi geliyorum for re for a in re. Şimdi buradaki a re'nin her bir elemanı için çalışacak. Bu bir range olduğu için range'de gayet basit bir bilgi var. Başlangıç bitiş, başlangıç bitiş, başlangıç bitiş gibi gidiyor. Dolayısıyla ben A'dan bu başlangıç ve bitiş değerlerine ulaşabilirim. Geliyorum bu for döngüsünü. Şuraya atıyorum. Her biri içinde bir tane zincir oluşturabilirim. Bu arada ha, neyse. Her biri için bir thread açacaktık bu arada. Thread nasıl? Ctd thread spawn bu döngüsün olduğu gibi. Bu defa i a starttan başlayacak. A end'de bitecek. Tamam. Tabii buradaki threads mesela bir tane threads var. Buraya bir de threadsler için handle'ı tekrar burada da oluşturalım. Let mut handles diyelim. Boş bir threadsler için boş bir vektör oluşturalım. Daha sonra bunları da işte her birini handles diyelim. Push diyelim. Threads'i bunların içerisine aldık. Yani her defasında şu threads bizim handles dizimize eleman olarak gelecek. Daha sonra biz burada he in handles diyerek bunları join edeceğiz ki bitsin. Bitmeyi beklesin daha doğrusu. Bakalım ne kadarlık bir sürede bunları bu arada t'yi de oluşturmak. T'yi burada tekrar oluşturalım. Let's diyelim. Ctd time instant now. Bakalım kaç saniyede? Once. Pardon buraya böyle gerekiyor. Move diyor. İşte biz neyi burada move ediyoruz ki? A'yı mı move? Bakalım ne? A and is already. A buradan gelen bir değer olduğu için pavının dışından gelen bir değer olduğu için bunu kullanmak için move keyword'ünü kullan.
Ve ayrıca diyor ki sonra şöyle diyecek. Buranın içerisinde bir closure'da eğer çok multiline kullanıyorsan bunlar da böyle bir şeyin içinde olacak diyecek ama şu an için sanırım bunu demiyor. T2 0. 0 mı? T3. Allah. Bu kadar hızlı mı oldu ya? Bir nanos diye alalım bakalım nanosta. Wow. Ben yine emin olmak için biraz daha detaylı yapayım. Yani çok hızlı görünüyor da o kadar hızlı olur mu diye şüpheye düşmedim değil şu an. Nasıl yapabiliriz? Bir tane vektör oluşturalım. Her biri kendince bir tane vektöre. Buradaki her bir zinciri biz buna aktarabilirsek vektöre aktaralım. Ama her biri bu V2'yi kullanabilmek için bunun mutex olması lazım. Her bir tres buna veriyi aktarabilirse bir mutex olur. Burada bir tane vektör oluşturalım. Daha sonra bu vektörü zincir bittikten sonra zinciri bu vektöre atayalım. Oradayım. Olmuş olur. Neyim biraz? Bakmayın. Zinciri. Tamam. Fatmut V2. Her defasında for döngüsü geliyorum. V2. Tamam. V2. V2'ye push. Ne yapalım? Sıra ekliyoruz ya zincir sayılarına. D'nin aynısını burada oluşturur. Tabii mutex kullanalım burada. Mutex önce mutex'i bir yapalım. Bunu biraz daha güzel dizayn etsek aslında her biri kendisince bir tane zincir oluşturabilir. Bu zincirlere de D'nin zincir sayısını söyleyebilir. Aslında bunu bu şekilde de yapsak olur. Etmut ve diyelim. Yine sıfırdan pardon. Sıfırdan değil de kaçtan başlasın? A and A and pardon. A başlasın. A and'e kadar ama burada bir şeyler söyleyeyim. Non constant values was used. Bu hiçbir defasında anlayamıyorum. Vektör. O yüzden ben şu an kullanmıyorum. Çünkü array kullandığım zaman vektör olmadığında constant istiyor ama diyor ki ben end'in a nokta end'in değerinin ne olacağını derleme aşamasında bilemem ki bu gayet mantıklı. O yüzden sen diyor bana bir constant veremezsin. Bu arada şöyle yapalım. Komutların tamamını bunun içerisine almak gerekiyor. Çünkü multi satırda kod yazacaksak, multi satırdan kastı aslında şu noktalı virgüllerle birbirinden ayrılan satırlar varsa Roger'ın içerisinde bunu kullanmamız gerekiyor. Her neyse. Şimdi A end'e kadar
Her defasında geliyorum. Burada i'yi birbirinden ayırmak için let smooth i2 eşittir i diyelim. Evet. Sonra while döngüsü bittiğinde geliyorum diyorum ki v2'nin i ikinci elemanı eşittir zincir. Ancak burada şöyle bir sorun var. Böyle bir sorun var. Ben for döngüsünden sonra da aslında bunu v2'yi bir tane vektöre atamam lazım. Buraya da v dedim. Ama bu v'nin threads içerisinde kullanılmasından ötürü bir mutex olması gerekiyor. Gerçi şimdilik bunu yapmaya gerek yok ama şöyle yapmamız gerekiyor. Arc mutex arc new mutex new. Şimdi geliyoruz buraya her defasında ne yapıyoruz? Threads'e threads ve clone bir tane ark ile bunu klonluyoruz. Ark klon diyerek bu v'yi klonun içerisine alıyoruz. Yani bir tane referansını arttırdık. Ne zaman değişikliği yapacağız? Biz bunu ne zaman kilitleyeceğiz? For döngüsü bittikten sonra geliyorum buraya. Diyorum ki let ne dedik ismine ve clone demiştik. Vlak diyelim buna da. Vlak diye bir değişken olsun. Vlak ne olsun ve clone'un laklanmış hali olsun. Lak unwrap. Tamam. Sonra vlak artık bu diziye mesela eleman eklemek istersem bu şekilde kullanıyorum. Vlak'a bu defa eleman ekliyorum. Bu da nedir? Vlak push v2. Daha mutation olmuş. Bakalım bu defa da hızlı çalışacak mı? Bu defa yavaşladı. Neden? Çünkü bu defa mutex'i kullandığımız için her biri aynı anda ulaşamadı. Bir miktar birbirlerini bekletmiş oldular. Tek sebep de bu değil. Bir de bunun içerisinde v2 diye yeni bir vektör oluşturduk. Her biri buraya bir vektör atadı. Oldu gibi yine de. Millis olarak ekleyelim. Yerlerini millis olarak çünkü şey yapmıştık. Bakalım. Çok da bir kazanç elde etmedik. Anlayacağınız. Multithread yapınca. Ama vektörün içerisine atma zorunluluğumuz olmasaydı yerleri gerçi atma zorunluluğumuz hala yok. Böyle bir zorunluluğumuz olmasaydı biz burada rahatlıkla aslında diğerlerini geçebilirdik. Yine mesela birinci algoritmayı geçtik ki bu algoritma bu arada en dandik algoritma aslında. Yani içlerinde en yavaş çalışan algoritma bu. Buna rağmen gördüğünüz gibi bir tanesini bazen geçiyor, bazen yeniliyor. Çoğunlukla geçiyor ama. Yani multithread ile performans artışı elde ettik. Ama kötü bir algoritma kullanmak zorunda kaldık burada. Kötü bir algoritma kullanmamıza rağmen performansımız arttı ama neyi kaybettik biz burada? Çekirdeğimizin 4 tanesini de kullanmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir durum. Haliyle bir miktar performanstan tasarruf sağlamış olurken elektrikten kaybetmiş olduk ki mesela cloud sistemlerde bu bir miktar problem olabilir. Kendi bilgisayarınızı kullanıyorsanız çok fazla problem olmaz ama cloud sistem kullananlar için bu trace açmak işi bir miktar problem olabilir. O yüzden en başta söylediğim gibi trace her zaman ve her koşulda kullanılacak diye bir kural yok. Kullanılsa performans getirecek diye bir kural yok. En önemli detayı eğer elinizde imkan varsa bir algoritmayı threadsler arasında
paralel bir şekilde, yani birbirlerinden tamamen bağımsız bir şekilde yapabiliyorsanız bunu yapın. Mesela bizim az önceki algoritmada her defasında biz aslında ortak kullanılan vektörü okuduk, yazdık. Bu yüzden vektörler, pardon, rüzgardan dolayı kapı kapandı. Buradaki vektörü her thread an be an okumaya çalışıyor. Benim mesela bu algoritmamda ise an be an okuma yapmıyor aslında. Ben algoritmayı ona göre kurdum. Basit bir algoritma ama her thread şuradaki büyük bir süre boyunca hiçbiri veriyi laklamadığı için hiçbiri birbirini de rahatsız etmiyor. Birbirlerini o sırada bu süre zarfında hiç rahatsız etmedikleri için aslında gayet güzel bu işlerini bitirdikten sonra geldiler buraya. Ha, bu sırada eğer bir tane lock işlemi var ise orada belki birbirlerini kitleyeceklerdi ki muhtemelen kitleyemeyeceklerdi. Çünkü birinci thread mesela 2'den 250 bine kadar olan sayıları buluyor ya. Muhtemelen bu thread bu sayıların zincirlerini bulurken diğerlerinin bulması biraz daha geç sürecekti. O yüzden mesela birinci thread muhtemelen hepsinden önce şunu kilitleyecekti. Bu kilitleme işleminden sonra sadece basitçe bir push işlemi gerçekleştirdik ve bu da ne yaptı? Mesela çok kısa sürdü. Haliyle thread 1 işini yaparken, yani burayı locklarken diğerleri zaten şu anda şu for içerisinde çalışmaya devam ediyorlardı. Ve en önemli kısmı, mesela lockladınız ya, lock işlemini gerçekleştirdiğiniz zaman ondan sonraki sürede çok fazla işlem yapmayın ki bu sürmesin, diğerlerini bekletmesin. Ben ne yapıyorum? Sadece bir işlem kullanıyorum ve buraya geldiği zaman bakın thread spawn diyor ya, burada lock drop ediliyor. Drop edildiği için bellekte işte bu adres, bu değişken kilitlenmiş, bunu kullanamazsınız diye bir şey kalmıyor artık. Haliyle diğer işlemciler sıra kendilerine geldiğinde muhtemelen buraya bakacaklar. Diyecekler ki aa, burada zaten hiçbir kimse burayı kilitlememiş. Kullanacaklar. Neredeyse hiçbiri birbiriyle muhatap olmayacak hiçbir thread. Yani ben aslında burada paralelleme işlemini gerçekleştirmiş oldum. %99,9 hiçbiri birbirine muhtaç kalmıyor. Yani ben bakayım kilitlenmiş mi diye baktıkları zaman hiçbiri başka bir thread'in bunu kilitlediğini görmüyor. Bu satırdaki. O yüzden paralel olmuş oldu aslında. O yüzden performansımız yüksek oldu. Yoksa bu algoritma diğer iki algoritmaya göre gayet dandiktir aslında. Yani çok uzun bir sürede yapabilmesi gerekirken gördüğünüz gibi neredeyse en performanslısı. Bu arada bir tabii kaçıyor. Yeniliyor yani. Şimdi başka ne vardı? Burada dikkat etmemiz gereken şey. Aynı mutex'i kullandık. Ha, bu arada isterseniz şunu da göstereyim. Mesela bakın, ben burada kilitleme işlemi yaptığım zaman benim ne kadar artacağına bak. Nerede kilitleme işlemi yaptığımız da burada önem arz ediyor. Bakın 300'e çıktı. Çünkü ben for döngüsünden önce kilitleme işlemini yaptım ya. Diyelim ki birinci thread geldi. İlk iş olarak B'yi kilitledi. B'yi kilitlediği için kilitledi geldi burada işlemlerini yapmaya başladı. Yaptı yaptı, sallıyorum mesela 20 milisaniye süresince burayı bitirmeye çalıştı değil mi? Burayı bitirmeye çalıştığı sırada belki thread 2 bundan önce for döngüsünü bitirmiş olacak ama başlayamıyor. Neden başlayamıyor? Çünkü thread 1 artık ilk önce hangi thread burayı çalıştırır bilmiyorum. Hangisi çalıştırırsa kilitleme hakkını o elde edecek. Burayı kilitledi. Burayı bitirmeden kilit ortadan kalkmıyor. Çünkü drop edilmemiş. Haliyle ikinci bir thread burayı çalıştırmaya başladığı anda bakacak bir başkası bunu kilitlemiş. Duruyor. Duruyor. Birinci thread, yani ilk kilidi ele geçiren thread bütün bu for döngüsünü bitirdikten sonra drop ediyor.
Kilidi bırakıyor. Ondan sonra diğeri devreye giriyor. O yüzden bakın gayet basit bir sebepten ötürü az önce 60-70'lerde dolanıyordu. Şimdi 300'lerde dolanıyor. O yüzden buradan aldım, buraya getirdim. Yani kilitleme işlemini nerede yaptığınız da stres konusunda önem arz ediyor. Bakın 381'e geldi. Evet, stres konusu ve kollat sorusu buraya kadar. Bundan sonraki konularımız sanırım bir assembly üzerine olacak. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.